Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir konumda. Merkeze yakın bir konumdayız. 3+1, 2 tane villamız var burada. Bitişik nizam. Yalnız bahçeleri ve girişleri ayrı. Müstakil girişli ve müstakil bahçeli. Bunların tanıtımını yapacağız. Bahçeyi gezeceğiz, içeriye gezeceğiz. Önce dışarıya bakalım. Dışarıda güzel bir taş montalaması var. Küçük küçük taş dekorlarıyla güzel bir renk elde edilmiş. Beyaz ve gri, antresit gri renk tonlarında. Şöyle bahçeye girdiğimizde hemen sağ tarafta güzel bir teras alanı bizi karşılıyor. Hemen karşısında küçük bir ekilebilir peyzaj alanı var. Buradan da salondan bahçeye çıkan bir sürgül kapısı var buranın da. Yerlerde ufak, ince, uzun gri tonlarında yine seramikler döşenmiş. Şu taraftan şöyle tamamen al, sonra arka bahçeye doğru gidelim. Yani yan bahçeye. Villanın içine doğru giderken, bu arada fiyatından bahsetmedik. Burası iki tane villa toplamda. Biri arka cephede, biri ön cephede. Ön cephedeki 130 bin euro. Arka cephede kalan da 120 bin euro. Arka cepheye de bakacağız. Fiyatlar güncellenirse yine videonun açıklamalı kısmına bırakırım. Burada yine bir ekile bir peyzaj alanı var. Bu villanın bahçe kullanım alanı şu anda benim olduğum yere kadar. Yani şu basamakla yükseltilmiş yere kadar. Buradan sonrası arka cepheye düşen villanın kullanım alanı. Oranın da bahçesine bakalım hemen isterseniz. Gel. Buranın ekilebilir peyzaj alanı biraz daha büyük. Ama tabii ki bunun karşısında kalan arsaya ileride bir villa yapılacaktır tekrar. Önü kapanacaktır ama güney cephede. Arka cephedeki villa güney cephede kalıyor. Bu da yine iç tasarım olarak aynı, dış tasarım olarak aynı. Sadece bahçesi biraz daha büyük. Bu taraftan da bahçesini göster. Sonra diğer villanın içini gezelim. Bunun biraz daha büyük bahçe kullanım alanı var. Bugün de hava gayet güzel. Düğünde artık sıcaklar başladı. Gel. Çelik kapıdan içeri girerken girişteki çelik kapımız bayağı sağlam, ağır bir şeye benziyor. Siyah ve ahşap renk tonlarında. Geldiğimizde hemen bir salon bizi karşılıyor. Salonun sağ tarafında, bu tarafa gel istersen. Salonun giriş kapısının sağ tarafında bir televizyon ünitesi var. İçeride yine taş desenli dekorlar yapılmış. Bir sürgülü kapı var. Sürgülü kapıdan az önce bahsettiğim alana çıkıyor. Ön tarafı isterseniz bu arada cam balkonla da kapatıp bir kış bahçesi tarzında kullanabilirsiniz. Yerlerde yine 60'ı 120 seramikler var. Yine beyaz tonlarında, gri tonlarında. Mutfak açık, açık mutfak salon var burada. Arasında kullanılan seramikler, yerlerde kullanılan seramiklerle aynı tonlarda. Beyaz ve ahşap renk tonlarında mutfak dolapları yapılmış. Buzdolabı yeri orası. Siyah tonlar kullanmış. Derinliklerine ideal, güzel derinlikte mutfak dolapları var. Aydınlatmaları şu anda açamıyoruz. Kart mülkiyetine geçtiği için burası artık şantiye elektriğinde satıldığı zaman artık alan kişi kendi aboneliğini açıp elektriği açacaktır. O yüzden şu anda ışıklandırmaları açamıyoruz ama avizeler çok güzel. Şık avizeler kullanılmış. Üst kata çıkalım. Toplamda 3 oda, 1 salon, 2 tane de ortak kullanım banyo tuvaleti var. Oraya geçtik. Orada burası merdiven altı çamaşır makinesini koyma alanı olarak değerlendirilmiş. Şuraya bir yaklaştır istersen. Orası orada bir musluk ve çamaşır makinesi gibileri bırakılmış. Burayı isterseniz bir kapatıp çamaşır makinesinin de görünmemesini sağlayabilirsiniz. Üst kata çıkarken merdiven yeri spot aydınlatmalar var. Şurada mutfakla arasındaki bağ koparsın diye bir kolon şeklinde dekor yapılmış. Burada antrede yani merdiven boşluklarında uzun, ince uzun camlar kullanılmış yine gün ışığından yararlanmak için. Şu anda da güneş batmak üzere, batarken güneşi gayet iyi alıyor oradan da. Geldiğimizde birinci kata, ilk kata çıktık. Şöyle bizi sıkmayan bir antre alanımız var. Benim solumda bir ortak kullanım banyo tuvalet, sağımda bir yatak odası, arkamda bir yatak odası daha var.
Gel istersen bu yatak odasından başlayalım. Burada yine bu seramiklerin 40'a 80 olması lazım ya da 90. 40'a o boylarda seramikler kullanılmış. Burada bir Fransız balkonumuz var. Yine sürgülü açılıp kapanır. Aşağıdaki avizelerle aynı avizeler kullanılmış. Ayrıca televizyon kablo sistemi de burada da var. Buradan da yan taraftaki yatak odasıyla ortak kullanılan bir balkonumuz var. Oradan da çıkıyor balkona. Oradan da gösterebiliriz. Buradan da büyüklüğünü görebilirsiniz. Güzel kullanılmış bir balkon. Yani prizler bolca var. Bolca priz var. Önce sen gel istersen şöyle. Burada yerlerde altıgen desenli şöyle beyaz ve kahverengi tonlarında seramikler var. Yine burada da kat kalorifer sistemi var. Duşa kabin. İşte ahşap ve beyaz tonlarda yine banyo dolapları mevcut. Güzel, şık bir banyo tuvalet olmuş. Beyaz, kapılar beyaz. Gel istersen artık bu odaya. Şimdi bu odaya geldiğimizde duvar boydan boya cam tepici kaplama. Burada gün ışığından ve sabah doğan güneşin ışığını gayet net bir şekilde alacak diyor bu oda. Büyüklüğü de güzel. Fena bir büyüklükte değil. Siz de şu konuda daha iyi görebilirler büyüklüğü. Burada yine bir sürgülü kapıyla az önce gösterdiğimiz balkona çıkıyor burası da. Gel istersen balkona da çıkalım buradan. Balkonun büyüklüğü güzel. Şöyle geç. Yine yerlerde aşağıda yani bahçede kullanılan seramiklerin aynısı kullanılmış. Duvar örmek yerine cam yapılmış. Zaten artık çoğu yerlerde bu kullanılıyor. Gayet şık da oluyor zaten. Güzel oluyor. Oraya da geldiyseniz artık en üst kata doğru gidelim. Üst kata çıkarken yine spotlet aydınlatmalar var. Dediğim gibi şu an elektrik olmadığı için açamıyoruz. Burada yine bir ince uzun cam var. Küçük bir antrenmanı var burada girişte. Sağda yine bir banyo tuvalet, arkamda yine bir yatak odası var. Bir tane de teras var tabii bu kapta. Terası da gayet güzel. Önce de parka bakıyor. Gel banyo tuvaleti göster. Sonra bu odaya geçelim. Banyo tuvalet aşağıdakine aynı. Aynı dekorlar kullanılmış. Arkadaşlar dilinde Efendim Adresi'deyiz. Merkeze çok yakın bir lokasyondayız. Merkeze burası yürüyerek 10-15 dakikanızı bile almayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle geç istersen burada yeni bir açılıp kapanır, tek açılı bir pencere koyulmuş. Yerlerde yine aynı renk tonlarında seramikler. Buranın aydınlatması spotlight aydınlatma, avize değil. Terasa geçelim. Terasımız çok kullanışlı arkadaşlar. Büyük, pergülesi de yapılmış, hazır. Bir ekstra pergüle masrafınız da olmayacak buraya alırsanız eğer. Yerlerde yine terasta, yani bahçede kullanılan seramiklerin aynısı kullanılmış. Ayrıca buraya bir mutfak alanı bırakılmış arkadaşlar. Eğer terasta vakit geçirecekseniz, terasta yemek yiyecekseniz buraya bir mutfak yapıp en alt katı mutfağa in çık zorluklarından kurtulacaksınız. Burada bir mutfak gideri yapılmış. Bu şeyler de çekilmiş. Ayrıca bir televizyon uydu kablo sistemi de çekilmiş. Burayı cam balkonla da kapatıp açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yani cam balkonla kapatıp soğuk havalarda kapatıp yazın açabilirsiniz. Gayet de kullanışlı bir terasınız olacaktır. Evet, miştik arka cephe 120 bin euro. Ön cephe 130 bin euroydu. Ön cephe parka bakıyor. Bir parkı göster şöyle. Ve aynı arada deniz manzarası da vardı bunun. Arka cephenin deniz manzarası daha iyiydi. Arka cephenin terasına çıkmadım ama ön cephenin terası böyle görüyorsa arka cephenin terası daha iyi görülür diye düşünüyorum. Oraya da eğer geldiğiniz zaman bakmak isterseniz arka cepheye de bakabiliriz tabii ki. O da satılır. O 120 bin euro, bu 130 bin euro. Fiyatlarını dediğim gibi videonun altına yazacağım. Ön taraf yola ve parka bakıyor. Arka tarafın tek dezavantajı arkasına bir villanın daha yapılacağı. Dediğim gibi eğer daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz, burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz videonun altındaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.